Bu şekilde halledilir diyor. Ben kaç yıllık? Vallahi değirmen kaç yıl olduğunu bilmiyorum birader. Yani 4 mu var, 500 sene mi var bilmiyorum. Bizim bildiğimiz yakın civarımızda böyle başka bir değirmen yok. Yani bizler de Sındırcı Belediyesi olarak bu işin yanında olduk ve İbrahim amcaya da yardımcı olarak bu işlerin devam etmesini sağladık. 4 asırdan beri insanlar bu değirmene geliyorlar ve unlarını öğütüyorlar. Buğdayı buradan döküyoruz. Burada değirmeni aktif hale getirmek için kol var. Kolu çevirdiğimiz zaman aşağıdaki çark dönüyor, taşı çevirmeye başlıyor. Şimdi bunu çevirince buradaki ses değişti zaten. Aynen. Değişti. Şu an su gelmeye başladı buraya. Aynen. Ama taş dönmüyor. Tabii su yetersiz olduğu için taş dönmüyor. Burada bu direksiyonla da unun ince veya kalın olmasını ayarlıyorlar. Bunu çevirdikçe taş aşağı yukarı hareket ediyor. O şekilde buradan çuvalı buraya takıp buradan onu atıyoruz. Şu kolu çevirdiğimiz zaman taş aktif hale geliyor. Taş dönüyor. Buğday üstten dökülüyor. Taş döndükçe şu aleti şunu sallıyor. Bu salladıkça buğdaylar aşağı iniyor. Buradan olarak çıkıyor. Burada para kullanılmıyor. Burada buğday her çuvaldan bununla bir ölçek alınıyor. Onun karşılığında öğütülüyor. Parayla yapılmıyor. Burası yaz aylarında kullanılmıyor. Sadece kış aylarında kullanılıyor. Kış aylarında aktif ama yazın su yetersiz olduğu için kullanılmıyor. Normalde bugünlerde Aralık ayında çalışıyor muydu? Çalışıyordu. Bu sene yağışlar olmadığı için çalışmıyor. Araştırma yapanlar 400 yıl önce falan olduğunu söylüyorlar. Bu bizim köydeki yaşlı dedelerimiz burayı bahçe yapmak için açarken burada değirmen yıkıntısı olduğunu buluyorlar. Taşları, etrafında avlusu olduğunu, değirmen olduğunu keşfedip daha sonra değirmen kurmaya karar veriyorlar. 400 yıllık falan olduğunu düşünülüyor yani o civarlarda. Kil kolu bir sistem yapmışlar. Bu dönüyor burada. Taşı bu demirin kenarlarına takıyorlar. Buradaki taşı alıp diğeriyle değiştiriyorlar. Belli bir zaman